Selam, ben Dilara, kanalıma hoş geldin. Bugün aileni nasıl evcil hayvan almaya ikna edebileceğinden bahsedeceğiz. Benim nasıl bir köpeğim oldu? Ailem buna kesinlikle karşıyken nasıl ikna edebildim vesaire, bunlardan bahsedeceğim. Ve size aslında bütün evcil hayvanlarımdan bahsedeceğim yani. Çünkü sadece köpeğim yok. Başka evcil hayvanlarımız da var. Ben aslında hayvanlarla birlikte büyüdüm diyebilirim. Ben çok küçük yaştan beri aslında evet hayvanlarla büyümüşüm. Ama yine de bazı hayvanlara mesela ailem izin vermiyordu. Kedi gibi, köpek gibi. Ama yani hepimizin akvaryumu olmuştur, hepimizin kuşu olmuştur illaki diye düşünüyorum. Benim de ilk evcil hayvan serüveni diyebilir miyiz buna? Ben küçükken başladı. Çok küçükken. Yani yaşımı şu an bilemiyorum. Çok küçüğüm. Şöyle görebiliyorsunuz. Ben ve omuzumda bir kuş. Sarı bir kuş. Muhabbet kuşu ama cinsini şu anda tam bilemeyeceğim. Annem daha iyi bilir. Bu hatırladım. Zuzu. Evet, Zuzu şu yastığı istemedi. Benim hatırladığım bir yaş değil. Kuşu da hatırlamıyorum açıkçası. Ama bayağı iyi anlaşıyormuşuz. Hatta çok da kavga ediyormuşuz. Bir şeyleri paylaşamıyormuşuz falan. Yani kuş çok karakterli, çok güzel bir kuşmuş. Sonra biz galiba bu esnada Ankara'da mı yaşıyorduk? Bilmiyorum yani, çok detayı bilmiyorum. Bunun için annemi aramam gerekecek. Ankara'da yaşayıp Almanya'ya mı döndük yoksa Almanya'da yaşayıp Ankara'ya mı döndük? Orayı çok hatırlayamıyorum, çok anlamadım da. Her neyse, ama biz evden gittik ve bu kuş çok acayip bir kuş. Kafesini kırıp çıkıp gezip sonra geri gelebiliyormuş. Ve biz kuşu evde bırakmamışız. Babaanneme vermişiz ve onda da aynı şeyi yapmış. Kafesini kırıp çıkmış. Ama tabii farklı bir ev, farklı bir semt. O yüzden kuş bir daha geri gelmemiş. Kuşla başladık. Sonrasında tabii şey oldu. İlk böyle artık 7-8 yaşlarındayım galiba. Hatta belki biraz, evet, 7-8 yaşlarındayım. Artık çok fazla köpek istiyordum. Özellikle Almanya'da herkesin bir köpeği vardı ve bizim evimiz böyle parkın içerisindeydi ve her sabah okula gittiğimde köpeklerini gezdiren insanlar görüyordum. Bu da haliyle 7 yaşında bir kızı tabii ki de özendiriyor. Ve ben çok çok istiyordum. Yani o kadar çok endekslemiştim ki kendimi. Sadece bunu düşünüyordum, sadece bunu konuşuyordum. Artık hani bir süre sonra bezerler de tamam derler diye. Ama öyle olmadı yani, biraz olmadı, hiç olmadı. En son bir gün hatırlıyorum, ilkokuldayım. Okula gittim. Tabii hala her gün aklımda köpek köpek köpek. En yakın kız arkadaşımın babası kızı çok istiyor diye ona bir kedi mi alacaktı? Evet, kedi al. Kedi alacağını söyledi. Ve ben de eve ağlayarak geldim. Okulla ev arası çok uzak bir mesafe diyebilirsiniz. İlkokulda öyle oluyor. Ağlayarak eve geldim. Tabii annem çok korktu. Dedim ki anneme, anne, Deniz'in babası ona bir kedi alacakmış çünkü çok istiyormuş. Sonra benim bu ağlamama çok üzüldüler galiba. Ve babamla birlikte biz pet shop'a gittik. Ama Almanya'daki pet shop'larda köpek kedi satmıyorlar. Daha çok kuş, balık ve tavşan ve hamster falan var yani. Girdik içeriye ve tabii ki köpek yoktu. Eminim babam orada kedinin köpeğin olmadığını biliyordu. Ama daha böyle alınabilecek bir hayvana ikna etmek istedi beni. Ben tabii orada o kadar tatlı tavşanları görünce bir an köpek fikrinden vazgeçtim. Oysa ki o arabaya bindiğimde köpek alacağız diye anlaşmıştık. Ve girdik, biz tavşan aldık. O tavşanın maalesef fotoğrafları yok.
Ama o tavşana çok anlam yüklüyorum ben mesela. Bilmiyorum, çok duygusal bir bağ kurmuştum o hayvanla. İsmi Cindy'ydi, dişiydi yanılmıyorsam. Ve ben onu hani onu yani tavşana köpek muamelesi yapıyordum. O zamanlar tavşana tasma takıp gezdirenler yoktu. Şu anda artık kediye tavşana tasma takıyorlar. Fakat o zamanlar yani Zuzu yani kaç sene öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. O zaman kimse tasma takıp hayvanını gezdirmiyordu köpek dışında. Neyse tamam, tavşanım da vardı. Sonra tavşan öldü. Bir süre sonra artık yine kapıldım o köpek sevdasına. Ve köpek zor. Anlıyorum ailemin istememesini. Ve sonra biz Almanya'dan Türkiye'ye her yaz tatile gelirdik. O sene İzmit'e gittik. Ve tesadüfen sahiplendirilecek bir kedi bulduk. Yalova'da, İzmit Yalova. İzmit'teki Yalova'ya niye gitmeyelim? Ve çok cins bir kedi ve çok güzel bir kediydi. Üstelik sahiplendiriliyordu. Yani aslında önceki sahibi vermek istememiş fakat yavru kediye bakacak vakti olmadığından onu vermek zorunda kaldı ve biz onu aldık. Biz onu aldık ve onu Almanya'ya götürdük. Almanya'dan Türkiye'ye geri getirdik. Şu anda 16 yaşında. Ben size onu da göstereyim. Beni zaten şurada bakın. Şurada bir bebeklik fotoğrafı var. Bakın. Bu onu ilk aldığımız zamandı. Gözleri yeşil ve kendisi de böyle gri beyaz çinçilla mix diye geçen bir ırk. Ve bu kedi şu anda 16 yaşında. Annem bakıyor hala ve hani onların bağını size anlatamam. Birbirlerine çok bağlılar. Benim kedimdi ama annemin kedisi oldu. Fotoğrafı aldı. Kıskanç mısın? He? Ve kedim oldu. Ve çok mutlu oldum. Artık köpek defteri az da olsa kapanmıştı. Kedimin ismi de Maviş. Ama gözleri yeşil. Neden öyle bir şey yaptım diye sormayın. Ve Maviş'i aldım diye evcil hayvan serüvenim bitti mi sanıyorsunuz? Yetti mi? Sonra bir gün annemin bir arkadaşı bize bir tavşan getirdi. Bayağı bildiğiniz dağ tavşanı. Ben böyle şeylere çok ilgili olduğumdan, bir de o zamanlar hani artık 15 yaşında falanım. 15-16 yaşlarındayım. Artık hani biraz eğitim hakkında az çok şey biliyorum. Yani köpek, kedi, köpek bilmesem de kedi eğitiminden dolayı az çok biliyorum. Ve sonra o tavşan ismi de Paşa'ydı. Paşa'yı da bayağı hani evcilleştirdik. Çok uyumlu, çok güzel bir hayvandı. Fakat tavşanların galiba ömürleri çok uzun değil ya da bize yaramadı. Bilmiyorum. O da çok uzun ömürlü olmadı. Birkaç ay içerisinde onu da kaybettik. Ve sonra durdu. Artık bizim sadece... Zuzu bırakır mısın şu fotoğrafı? Abinin o senin ya. Ve biz sonra bir daha hiç evcil hayvan almadık. Bir tek Maviş vardı. Ta ki annemler İstanbul'dan taşınana kadar. Annemler İstanbul'dan taşınınca ben böyle bir afalladım. Böyle bir hani kendimi çok yalnız hissettim. Ben 20 yıl boyunca onları köpek için ikna etmeye çalıştım. Ama sonra ya olmuyordu. Hayır, ikna olmuyordu. İstemiyordu. Çünkü köpek çok büyük bir sorumluluk. Onu da anlayabiliyorum. En son nasıl oldu biliyor musunuz? Zuzu geldi. Zuzu benim oldu. Ve ben ondan sonra annemi aradım. Şu an hatırlayamıyorum. Ya aradım ya da fotoğrafını yolladım. Galiba fotoğraf... Mesaj attım. Evet. Mesaj attım. Anlattım. Böyle 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 dedim. Aldım dedim. Ve Zuzu'yu görmek... Önce bir çok şok oldu. Hatta bence kızdı ama bana çok yansıtmadı. Çünkü o da üzülüyordu yalnız kaldığımdan. Ve o da artık hani... yani zaten üzgün olduğumun farkındaydı. Bence o yüzden beni daha fazla üzmemek adına o an bir şey söylemedi. Ama
yanımda olsaydı belki de kızabilirdi haklı olarak. Eğer sonuçta siz bir canın sorumluluğunu alıyorsunuz. O bir can. Ve bu can 3 gün 4 gün yaşamıyor. Yani Allah uzun ömürler verirse 15-16 yıl yaşayabiliyorlar. Ve sizi 15-16 yıl boyunca eşlik edecek bir şey bu. Hayatınızı eşlik edecek bir şey. O yüzden annelerinizi, babanıza hak verin. Ama emin olun ikna olduktan sonra, yani sizin kediniz köpeğiniz olduktan sonra anneniz babanız sizden daha çok seviyor. Yani sizin onu sevmenizden daha çok seviyor. Ben hep böyle hikayelere şahit oldum. Hiç aksini görmedim. Genelde siz alırsınız ama sonra annenizin olur falan. Zuzu'yu aldım. Anneme fotoğraflarını gösterdim. Sevdi. Fakat benim annemin köpek fobisi vardı. Zuzu'yla tanışana kadar, Zuzu'yla tanıştıktan sonra fobisini yendi ve şu anda hani yani göz bebeğimiz. Gerçekten Zuzu bizim göz bebeğimiz. Evin küçüğü çünkü. En küçüğü. Ve maalesef Maviş'le hiç anlaşamıyorlar. Çünkü Maviş artık 16 yaşında bir kedi. Ve bazı şeyleri kabullenmesi zor. Özellikle bir köpeği. Zaten kedi köpek hani ilk zamanlar alıştırmadığınızda sonra anlaşamıyorlar. Zuzu da çok fazla kedilerle anlaşabilen bir köpek değil maalesef. Onlar anlaşamıyorlar. O yüzden bittiğimizde ikisini ayırmak zorunda kalıyoruz. Ben aslında hani ikna etmek yerine emrivaki yapmış oldum. Hoş bir şey değil. Kesinlikle hoş bir şey değil. Ama başka çare bırakmadınız bana. Mecburdum yani. 23 yaşına geldim. 20 yıldır sizden kedi köpek istiyorum ya. Yeter. Yeter ya. Tamam dedim. Bu işi artık ben kendim el atmalıyım ve hallettim. Az acılı. Hallettim ama. Eğer anneniz, babanız, abiniz, ablanız kedi veya köpek istemiyorsa bence almaya ikna etmektense ona bakabileceğinize ikna edin. Eğer anneniz, babanız sizin bu sorumluluğu alabilecek kadar olgun olduğunuzu düşünüyorsa zaten bir süre sonra pes edip alıyorlar. O yüzden sorumluluğu alabileceğinizi kanıtlayın. Çünkü benim annemin ve babamın bana köpek almama sebepleri benim onun sorumluluğunu taşıyamayabilmem. Çünkü köpek kediden daha zor. Evde çok uzun süre yalnız bırakamıyorsunuz. Günde en az 2 kere dışarıya çıkması gerekiyor ki yavruyken gerçekten 15 dakikada bir falan çıkmanız gerekiyor. Eğitimi çok zor köpeklerin, kediye göre. O yüzden istemediler, anlayabiliyorum. Ama şu an mesela yani Zuzu'nun bütün sorumluluğu bende. Üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum ve ailem de bunu görüyor. Hallediyorum yani. Ve mutluyuz. eski Dilara'ya biri deseydi ki Dilara evet senin atıyorum 5 yıl sonra bir köpeğin olacak deseydi hayatta inanmazdım. Çünkü o kadar imkanı yoktu. O kadar imkansızdı. Ama oldu ve şimdi gerçekten hem aile tarafından hem benim tarafımdan yani canımın bir parçası gibi çok seviyorum. Umarım eğer siz de bir kedi ve köpek alacak sorumluluğunuz varsa, eğer bu bilinçteyseniz inşallah sizin de olur. Çünkü inanın bana hayatınızı o kadar güzelleştiriyor ki, o kadar farklı oluyorsunuz ki, o kadar böyle yukarıdan bir şey yükleniyor ki size. Hani eskiden böyle saçma sapan şeyler o kadar üzülüyordum ki, o kadar dert ediyordum ki artık hiçbir şey üzülmüyorum. Beni üzen tek şey ailevi sağlık problemleri veya Zuzu'nun sağlık problemleri. Hani başka hiçbir şeyin gerçekten önemsiz olduğunu anlıyorum ve hiçbir şeye üzülmüyorum. O yüzden hani hayatıma evet kısıtlamalar oldu. Dilediğim gibi dışarıya çıkamıyorum. İstediğim zaman eve gelmemezlik yapamıyorum. İstediğim zaman eve geleyim kafasını yaşayamıyorum. Hep bir eve bağlı kalıyorum. Daha doğrusu evden ziyade ona bağlı kalıyorum.
Çünkü onu çok uzun süre evde yalnız bırakmak istemiyorum. Neticede bu bir köpek ve dışarıya çıkması gerekiyor ve enerjisini atması gerekiyor. Hani biraz hayatınızı aslında ona göre planlıyorsunuz. Ona göre şekillendiriyorsunuz. Eğer ben bunu taşıyabilirim, ben bunu yapabilirim, ben bunu halledebilirim diyorsanız emin olun ailenizi ikna edersiniz. Ama bunu yapabileceğinize onları inandırın. Sorumluluk alabileceğinizi gösterin. En kötü ne yapın biliyor musunuz? Şimdi ailelerden linç yemek istemiyorum ama sokakta o kadar güzel, o kadar güzel canlar var ki. Zuzu mesela pet shop köpeği değil. Evet, cins bir köpek ama pet shop köpeği değil. Onun bir sahibi vardı. Ama Zuzu diğer köpeklere göre çok farklı bir köpek. Yani insan gibi ve çok fazla ilgi istiyor ve çok fazla zahmetli bir köpek. Ve ona bakamadığı için verdi. Pet shop köpeği değil. Pet shop'tan gidip almanızı zaten tavsiye etmem. Çünkü pet shop'tan alınıp psikolojisi düzgün olan hiçbir köpek görmedim. Hepsinin psikolojisi bozuk. Hapisten onu özgürlüğe bırakıyorsunuz. Nasıl psikolojisi düzgün olsun? Adapte olamıyorlar. Yapamıyorlar. Dinlemiyorlar. Çok zor. Onları eğitmek gerçekten çok zor. Eğer hiç köpeğiniz olmadıysa direkt böyle pet shop köpeğiyle başlamayın derim ben. Sokakta o kadar güzel canlar var ki eminim cins köpeklere de denk gelirsiniz. Biraz sitelerden kovalayın. Ben öyle yapmıştım. Çünkü birçok insan alıyor. Yok tüy döktü. Yok şöyle oldu, böyle oldu deyip onlardan vazgeçiyor. Onları atıyorlar arkadaşlar. Maltese Terrier Zuzu'nun cinsi eğer merak edeniniz varsa ve bu ırk tüy dökmüyor. Tüy sorunu yaşamıyorsunuz. Sadece tüy bakımı biraz zor. Çünkü çok çabuk keçileniyor. Çok çabuk düğümleniyor. O yüzden düzenli taramanız gerekiyor. Fakat ben kesiyorum tüylerini sık sık. Evet. Böyle. Zuzu şu anda 1,5 yaşında ve bana geldiğinde 4 aylıkta. Normalde hani gidip pet shop'tan falan alsanız en az 2 aylık olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Ama dediğim gibi ben tavsiye etmem. Çünkü psikolojileri maalesef şey değil. Sağlıklı değil. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Baktım bayağı konuşmuşuz ama ben biliyorum yani çoğu fazla kişi köpek kedi istiyor ama ailesi istemiyor. Umarım bu video size az da olsa umut olmuş olur. Çünkü benim ailem gerçekten çok 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 karşıydı. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ve eğer sevdiyseniz, diğer videolarımı kaçırmak istemezseniz zil tuşunu aktive ederseniz telefonunuza ben video yüklediğim gibi bildirim gelir. Başka videolarda görüşmeyi umut ediyorum. Bay bay. Zuzu uyudu yoksa Zuzu'yla. Zuzu'yu da gösterdim de uyudu.